Büyük Mezhep İmamı İmam-ı Azam Ebu Hanife 2. Bölüm. İslam dünyasında en önde gelen kişilerden biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, güvenilir, ileri görüşlü ve anlayış gücü yüksek bir alimdi. Sağlam kişiliği ve güçlü Allah korkusu onun İslam alemince sevilmesine neden olan en büyük etkenlerdendir. Ebu Hanife Hazretleri tefekkürü çok, Allah'ın sınırlarını büyük titizlikle gözeten, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müçtehitti. Emanete büyük önem verirdi. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın nefsine hakim biriydi. Hoşgörü sahibiydi. Ona yönelen itirazlar ve zaman zaman karşılaştığı yakışıksız sözler, onu asla İslam ahlakını tebliğ etmekten yıldırmazdı. Allah'ın ona nasip ettiği duru bir akla sahipti. Düşüncesinde tutukluk olmaz, görüş belirtmekte hiçbir zaman geç kalmazdı. Karşısındaki kimse inatçılık eder veya işi zora koşarsa, ona en güzel şekilde İslam ahlakını öğretmeye çalışırdı. İmam Ebu Hanife, hayatının büyük bölümünü ilme ayırmıştı. Onun görüşleri, güvenilir olana dayanmak, güvenilmez olandan kaçınmak, insanlar arasında sorun çıkarmayana yönelmek ve işlerin yolunda gitmesini sağlamak gibi esaslara dayanmaktadır. Ebu Hanife Hazretleri'nin olayları değerlendirmede ortaya koyduğu metot şu 7 esasa dayalıdır. Kitap, dinin temel direği ve Cenab-ı Allah'ın sağlam ipidir. Sünnet, Allah'ın kitabını açıklar, genel hükümlerini detaylandırır. Sahabe sözleri, çünkü sahabeler risaleti bize aktaranlardır. Onlar vahyin gelişine bizzat şahit olmuşlardır. Kıyas, Ebu Hanife bir mesele hakkında kitaptan yani Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden veya sahabe sözünden bir delil bulunmadığı zaman kıyasa başvururdu. İstihsan, müçtehidin bir meselede kendi kanaatince o meselenin benzerleri için verdiği hükümden vazgeçmesini gerektiren nas, ayet, hadis, icma, zaruret, gizli kıyas, örf veya maslahat gibi bir delile dayanarak başka bir hüküm vermesidir. İcma, icma da kendi başına delil sayılır. İcma, herhangi bir asırda müçtehitlerin bir konuda görüş birliğine varması demektir. Tüm alimler icmanın bir delil olduğunda ittifak etmişlerdir. Örf, gelenek. Örf hakkında Kur'an, sünnet ve sahabe amelinden nas, hüküm bulunmayan bir konuda Müslümanların uygulaması demektir. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulünün ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun inkarı mümkün olmayan konular olduğunu belirtmiştir. İslam aleminde akaid meselelerinin yazılmış olduğu eserlerin en değerlilerinden ve aynı zamanda kıdemlilerinden biri İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber ve Vasiyet adlarını taşıyan risaleleridir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber isimli eseri Ehl-i Sünnet akidesinin temel kitabıdır. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru konularının inkarı mümkün olmayan konular olduğunu Fıkhul Ekber adlı bu risalesinde şöyle bildirmektedir. Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. Deccal'in, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde varit olduğu vecih ile güvenilir haberlerden bize ulaştığı şekliyle haktır, olacaktır. Kıyamet kopacağı zaman Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam gelmeden önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mekke ve Medine haremlerinde ortaya çıkacak, sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak
İsa aleyhisselam da Dımeşk'te Doğu Minaresi'nden inerek Deccal'i etkisiz hale getirmeye gelecek ve Deccal'i orada bir darbeyle etkisiz hale getirecek. Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzüne inince tuzun suda eridiği gibi Deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa aleyhisselam Hazreti Mehdi aleyhisselamla buluşacak. Bu arada namaz kılınacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam namazı kıldırması için Hazreti İsa aleyhisselama işaret edecek. Fakat Hazreti İsa aleyhisselam sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. İsa aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine uyduğunun ortaya çıkması için Hazreti Mehdi aleyhisselama uyacak. Böylece beraber namaz kılacaklardır.